Merhaba. Genel bölgeler üzerinde çift katlı integralden de bahsedelim. Bu bizim için biraz daha zor olacak. Şimdi burada gördükleriniz genel bölge değil. Bunlar bildiğimiz sınırlarımızın dikdörtgen olduğu durum. Bakın. Burada bir dikdörtgen. Yani sadece ben bu üzerinde oluşan cismin tabanı olan dikdörtgeni çizersem, R dersem burada yaptığımız iş çok kolaydı. Çünkü ne yapıyorduk? İşte X değerlerimiz bakın burada, Y değerlerimiz burada. Bu hazır dikdörtgen gibi. O zaman ne diyorduk? İşte X değerlerimiz bizim nerede? 0 ile 2 arasında. O zaman 0'dan büyük eşit, 2'den küçük eşit diyorduk. Y değerlerimiz de Aynen böyle. Orada da y'ler sıfırdan büyük eşit, birden küçük eşit. O zaman da biz buna bakarak hemen çift katlı integralimizi yazıyorduk. Nasıl yapıyorduk? Sıfırdan 1'e, sıfırdan 2'ye veya sıfırdan 2'ye, sıfırdan 1'e. Eğer böyle yazıyorsak sıfırla 2 nerede? x o zaman dx dy diye yazıyorduk bunu değil mi? iç taraftakinin sınırları çünkü sıfırla 2 dış taraftaki sıfırla 1. Eğer sıfırla 1'i iç tarafa koyuyorsak o zaman da dy dx diyorduk. Bunların ikisi de olur değil mi? Fubuni teoremine göre bunlar birbirlerine eşit. Bunlar hep daha önce konuştuğumuz şeyler. İkisi de olur. Ama ya durum böyle dikdörtgen basit bir şey değilse? Yani ya R bölgelerimiz böyleyse. Bir bu tipi var, bir de bu tipi var. Bakın bunda Y eşittir G2X ve Y eşittir G1X var. Altlı üstlü fonksiyonlarımız. Bunda ise X eşittir H1Y, X eşittir H2Y var. Sağlı sollu bizim fonksiyonlarımız. O zaman burada bakın bizim işler birazcık değişecek nasıl değişecek? Şimdi şurada ilk şekle bakarsak, bu ilk şekil için ben x değerlerimizi bir yazmak istesem nasıl yazarım? Bakın x değerleri için sol tarafta bir a sınırı var, sağ tarafta b sınırı var. Bu a ile b arasında x değerlerimiz değişecek değil mi? Yani o zaman burada şu var, bizim a ve b arasında bunlar. Ve bunlar nedir bakın burada A ile B derken ne bunlar? Böyle dimdik çizilen çizgiler. Yani aslında bunlar X eşittir A doğrusu. Öyle değil mi? Bu da X eşittir B doğrusu. Bunlara biz kare olduğunda taban hiç böyle işte şu doğru bu doğru demiyorduk. Ama eğer böyle birer kenarları eğri olursa o zaman işimiz değişiyor tabii ki. Peki bu. Y değerleri ne ile ne arasında diye, diye sorarsan bakın orada böyle tek bir C ve D deme şansım yok. Çünkü burada kıvrılarak gittiği için bizim buradaki bu eğri, bu eğriler çiziyor bizim Y'nin yüksekliğini. O zaman Y değerlerimiz dersem o nereden başlıyor? En alttaki g1x bunun sınırı. Yani g1x burada ve burada da g2x var. Yani bu da üst tarafta. O zaman bu bizim burada gördüğümüz şekle göre alt takip fonksiyon, burası da üstteki fonksiyon. Şimdi diğerine bakalım, ikinci şeklimize bakalım. Bu sefer ikinci şekilde C ile D arasında bizim y değerlerimiz değişiyor. Hazır bakım var elimizde. O zaman y değerlerimiz bizim y eşittir c doğrusundan büyük değil mi? Çünkü bakın y eşittir c doğrusu hangisi? Şu. Böyle yatay olarak çizilmiş olan doğru bunu böyle devam ettirirsen böyle gidiyor. y eşittir c'nin ama üst tarafında bakın bizim taralı alan. O zaman y değerlerimiz bundan büyük eşit ve küçük eşit nedir? y eşittir d. Yine bakın bunlar birer ne? y eşittir c bu doğru. Y eşittir C doğrusu. Bu da Y eşittir D doğrusu. Ama bu sefer X'e gelirsek X değerlerimiz nereyle nere arasında? Bakın X değerleri dediğiniz zaman tam net bir şey söyleyemiyorsunuz. Çünkü X'e ait olan yerde böyle sağdan soldan kıvrılarak giden eğriler olduğu için X değerleri hep değişiyor bakın bu arada. O zaman X değerlerimiz Sol tarafında H1Y kalıyor. Bununla sağ tarafında da h2y kalıyor. Bu ikisi arasında değişecek değil mi? Grafiğe bakarsanız. Yani bu h2y'nin sağına hiç geçemeyecek. h1y'nin de soluna hiç geçemeyecek. Yani bu ikisi arasında. O zaman bu sefer de bu soldaki fonksiyon bu da sağdaki fonksiyon. O zaman şimdi ben buradaki bu R bölgelerine göre Integral yazmak istesem, bunların üzerinde oluşmuş olan böyle üç boyutlu şekillerin hacimsel büyüklüklerini ölçmek istesem, nasıl yazacağım integralleri? Şöyle yazacağım bakın, a'dan b'ye, yani x değerlerimiz dışarıda. Burada ne ile ne arasındaydı sınırlar? Alt tarafta g1x çünkü bundan daha büyük olacak üst tarafta da g2x çünkü bundan daha küçük olacak. Ve o zaman ne yazacağım buraya? A ile B nereye ait? X'e aitti. O zaman x dışarıda yani iç kısımda d'ye dış kısımda dx olacak. Buraya geldiğimde bu sefer C'den D'ye dışarıda ve sol taraftaki h1y aşağıda çünkü bundan büyük olacak. Sağ taraftaki h2y de yukarıda ama bu sefer de dx d'ye olacak. Şimdi şunu sorabilirsiniz. Neden bu sayı olan A ve B ve C ve D'ye ait sınırları dışarıya koyduk? Diğer fonksiyon olanları içeriye koyduk? E çünkü çok basit bir sebebi var. Biz bu integralin sonucunda bir sayı elde etmek, etmek istiyoruz. Bir hacimsel değer. Öyle değil mi? Tamam bazen eksi çıkıyor, sıfır çıkıyor, pozitif çıkıyor ama sonuçta bir biz x'li ya da y'li ifade istemiyoruz. Biz sadece sayı istiyoruz. O yüzden de bu sayı olan kısımları dışarıya koymak zorundayız. Dolayısıyla da burada artık ardışık integraller birbirlerine eşittir. Ben bu g1x, g2x'i böyle dışarıya alırım, a'dan b'ye içeriye alırım. Bu hikaye burada yok. Burada tek bir şey yazabilirsiniz. Yani bu şekilde muhakkak tek türlü integral yazmanız lazım. O zaman hemen şu notu düşelim buraya. Neden sayı olan sınırlar dışta. Çünkü sonucun bir sayı olması lazım. Yani hacim ya da hatta alanda ölçebiliyoruz ya bunlarla. Hemen ilk örneğimizi görelim. İşte burada bakın. Y eşittir 2x kare ve y eşittir 1 artı x kare parabolleri ile sınırlanarak oluşturulmuş D bölgesi üzerinde bazen böyle D bölgesi bazen R bölgesi deriz. Bunların önemi yok. X artı 2'ye DA integralini hesaplayalım. Tabii ki sınırlar verilmemiş artık burada hazır. Onları biz yazacağız ve tabii öncelikle bizim bu sınırı bir burada çizmemiz lazım. Şimdi y eşittir 2x kare Diğeri de y eşittir 1 artı x kare. Bakın şimdi önce şu 1 artı x kareyi çizeceğim. Şuraya bir 1 diyeyim değil mi? Bir birim yukarıya kaymış. Şöyle yukarıya bakan parabol. Kolları böyle olan parabol. Bu y eşittir 1 artı x kare. Peki 2x karenin farkı ne? Tabii ki bu merkezden başlıyor. Ama başındaki bu 2 yüzünden kollar biraz daha dar. Yani biraz daha böyle çabuk büyüyor o iki yüzünden. Yani böyle bir şey. O zaman bizim alanımız nedir burası? Şimdi yukarıdaki şekli hatırlayalım. Bakın tekrar açacağım size o şekli. Görüyor musunuz her iki şekli de? Ne demiştik burada? Şurası bizim üst fonksiyon, burası bizim alt fonksiyon. Bir üst alt durumu var. Bir de burada ne var? Bakın sol sağ durumu var. O zaman bizim iki tane seçeneğimiz var. Ya üst alt ya sağ sol şeklinde olacak bölgelerimiz. Bazen de bunların ikisi birden olacak. Şimdi tekrar görelim bizim şekli. Şeklimiz buydu. Şimdi bizim sınırları oluşturan bu iki fonksiyonun şöyle bir renkli şekilde sınırlarını çizelim. Şöyle mesela üst taraftan sınırlı olan şeyi şöyle yeşil yapayım. Alt taraftan olan sınırı da şöyle siyah yapayım. Şimdi bu şekle bakarsak acaba bu üst alt formu mu yoksa sağ sol mu Şimdi burada bir uyarım var. Dikkat. Üst alt formu diyebilmek için bölgemizde üstte yalnızca tek bir fonksiyon ve altta yalnızca tek bir fonksiyon parçası olmalı. Tekrar okuyalım. Üst alt formu diyebilmek için bölgemizde üstte sadece tek bir fonksiyona ait parça, altta da sadece tek bir fonksiyona ait parça olmalı. Şimdi bakın buradaki şekle. Bu taralı alanı düşünün. Bu taralı alanın üst kısmında sadece yeşil var. Alt kısmında da bakın sadece siyah var. O zaman bu üst alt formuna uyuyor. Ama sağ sol formuna da uyuyor mu acaba? Şimdi bakın yine taralı alanı düşünün. Taralı alanın sağ tarafına baktığınızda bir böyle üst kısımdan yeşil, alt kısımdan da siyah parça var. Yani iki tane birden fonksiyona ait parça var. Sol tarafında da bakın bir siyah var, bir de yeşil var. Yani sol tarafında da iki tane fonksiyona ait parça var. Halbuki ne diyoruz biz? Üst alt diyorsak tek olacak. Aynı şeyi sağ sol için de diyeceğiz. Sağ sol formu diyebilmek için bölgemizde sağda sadece tek solda da sadece tek bir fonksiyona ait parça olmak zorundadır. O zaman bu sağ sola uymuyor ama üst alta uyuyor. Şimdi şu şeyi de yazalım. Sağ sol formu için de söyleyelim. Okuyalım o zaman tekrar. Sağ sol formu diyebilmek için Bölgemizde sağda sadece tek bir fonksiyona ait parça, solda da sadece tek bir fonksiyona ait parça olmalı. İki tane ya da ikiden fazla sayıda parça olamaz. O zaman hemen şöyle diyelim. Şöyle ve şöyle. Solda iki fonksiyon parçası. Aynı şekilde bakın şurada da sağda iki fonksiyon parçası. Ama Şurada bakın üstte sadece yeşil var. Üstte sadece 1 artı x kare parçası var. Altta da sadece 2x kare parçası var. O zaman demek ki bizim sağ sol değil üst alt formu. Ona göre yazacağız integralimizi. Şimdi burada neye ihtiyacımız var? Tabii ki bizim daha önceki integral işlerinden de bildiğimiz şu alanın, bu iki kesişen fonksiyonun oluşturduğu alanın sınır değerlerine ihtiyacımız var değil mi? Yani 2x kare, y eşittir 2x kare ve y eşittir 1 artı x karenin kesişim noktaları lazım. Onu da nasıl buluyorduk? Tabii ki temel analitik geometri birbirlerine eşitliyoruz. Buradan x kare eşittir 1 ve buradan da x eşittir artı eksi 1. Yani şurası o zaman şu ilk kesişme noktası eksi 1'miş. Şu ikinci kesişme noktası burası da artı 1'miş bizim için. O zaman şimdi eğer bu üst altsa yani üstte bakın bir grafik altta bir grafik varsa ama x değerleri bakın standart eksi 1 ile 1 arasında. Şöyle bakın x eşittir eksi 1 ve x eşittir 1'i şuradan yükselterek çizdim grafiklerini. O zaman eksi 1 ile 1 sayı olanlar dışarıdakiydi değil mi? Burası ne? Burada alt, burada üst. Eksi 1 ile 1 x'in sınırları. O zaman dy dx olacak. Şimdi düzgün halde yazayım. Eksi 1'den 1'e üstte hangisiydi? Y eşittir 1 artı x kare. Altta y eşittir 2x kare. O zaman buraya 2x kareyi yazıyorum. Zaten integral x artı 2y idi. Ve buraya ne diyorum? dy dx diyorum. Şimdi artık bu basit integrali çözmek kaldı. Yani yine ne yapıyoruz? geri kalan klasik o iki ardışık integrali böyle çözmenin yöntemi yani içeridekinden başlıyoruz o zaman buraya şunu yazacağım 2x kare 1 artı x kare x dy artı yine sınır 2x kare 1 artı x kare ve e, buraya da 2y dy kapatıyorum ve buraya da dx. Şimdi o da eşittir. Eksi 1'den 1'e. Burada acele etmiyoruz hiçbir zaman. Şimdi x dy dediğine göre x sabit orada. Yani x y olarak integralden çıktı. 2x kare 1 artı x kare. Artı burada 2 dışarıda. Y de direkt y kare bölü 2 diye çıktığı için. Burası da yine 2x kareden 1 artı x kareye. Ve dışarıda dx. Burada şimdi ilk olarak hemen şu ikileri bir sadeleştirelim. Ondan sonra eksi birden bire. Şimdi içeriden olacak bu x y bizim y'ye göre integral olduğuna göre x'i tutacağım. y yerine 1 artı x kare. Eksi 2 x kare. Artı burada da direkt y kare çıkmıştı zaten. Yani 1 artı x karenin karesi eksi 2x karenin karesi. Ve hepsini paranteze alıyorum. Dışarıda dx. İşte bu aşamalar en tehlikeli yerler. Çok fazla hata yapılan yerler. Şimdi şurada bir görelim ne oluyor. Bir kere şurada bir küçük sadeleşme var. Ne oluyor bu? 1 eksi x kareye dönüşüyor. Ama daha x dağıtılmadı bakın içerisine. Başka burada şunları açmamız lazım. Yani bunları açarsak şimdi 1 artı 2x kare artı x üzeri 4. Eksi burası da 4x üzeri 4. O zaman burasını da bir şöyle küçük bir sadeleştirme yaparsak ne olacak? 1 artı 2x kare eksi 3x üzeri 4. Şimdi devam edelim. Bu x'i de dağıtarak eşittir. Eksi 1'den 1'e x eksi x küp. Burası da artı 1 artı 2 x kare eksi 3 x üzeri 4 dx. Burada artık daha fazla işlem görmüyorlar. O zaman ne yapıyoruz bunu? Direkt olarak parçalayarak, hadi bir adım atlayayım şurada parçalayarak integralli yazmayayım. Direkt çıkartarak yazayım. Çünkü çok kolay bunlar. X dışarıya x kare bölü 2 diye çıktı. Eksi 1'den 1'e. Eksi bu ikincisi x üzeri 4 bölü 4 diye çıktı. Eksi 1'den 1'e Artı x diye çıktı. Eksi 1'den 1'e Artı 2 parantezinde x küp bölü 3 diye çıktı. Eksi 1'den 1'e Ve eksi 3 parantezinde ne olacak? x üzeri 5 bölü 5 diye çıktı. Eksi 1'den 1. Şimdi yerlerine koyarsak. O da eşittir. 1 bölü 2. 1'in karesi. Eksi eksi 1'in karesi. Bakın ne kadar çok hata yaptıracak şey var. Burada. Eksi 1 bölü 4. 1 üzeri 4. Eksi eksi 1 üzeri 4. Artı 1 eksi eksi 1 artı 2 bölü 3 1'in kübü eksi eksi 1'in kübü ve eksi 3 bölü 5 1 üzeri 5 eksi eksi 1 üzeri 5. Şimdi bakalım neler oluyor. Şurası bakın. Şurası artı 1 oluyor. Eksi 1'in karesi olduğu için. Bu da 1. 1 eksi 1 0. Yani burası komple gitti. Aynı şekilde burası da komple gitti. Başka Şurada 1 eksi eksi 1 buradan 2 geldi. Bu da 1 eksi eksi artı oldu. Buradan da 2 geldi. Ve buradan da 2 geldi. O zaman bunun sonucu ne oldu? 2 artı 4 3 eksi 6 5. Buradaki bu işlemi de yaparsak artık onu uzun uzun yapmayayım. 32 15 çıkar sonuç. Bu örneğimizde de y eşittir 2 eksi x fonksiyonu var, x eşittir y kare var, y büyük eşittir 0 ile sınırlanarak oluşturulmuş D bölgesi üzerinde. Yani bu iki tane fonksiyon bir kere sınırlayacak ama o da yetmiyor. Bir de y büyük eşittir 0 ile sınırlandırıyor. İntegralde x artı y, zaten integralini almak bu da çok kolay. Görüyorsunuz, mesele sınırları düzgün yazmak. Şimdi y eşittir 2 eksi x'i bir çizelim. Eğer y eşittir 2 eksi x ise bunu nasıl çiziyoruz? x'e 0 veriyoruz. O zaman y'si 2 oluyor. y'ye 0 veriyoruz. O zaman x'i de 2 oluyor. Yani demek ki bu iki noktadan geçen bizim fonksiyon. O zaman şöyle diyelim. Şurası 1, burası 2, 1, 2 ise 2 ve 2'den geçecek şekilde çizelim bunu. O da böyle bir şey olacak. 2, 2. Diğeri de x eşittir y kare. O da bizim sağa doğru bakan parabol aslında. Yani şöyle bir parabol şu alt tarafında. Şöyle çizebilirim. Çünkü aslında alt tarafıyla ilgilenmiyoruz. Niye? Çünkü y büyük eşittir 0 dediği için bizim o zaman bir de şunun şöyle üst tarafı olacak. Yani bizim alan aslında şu. O zaman ilk belirlememiz gereken şey şu. Acaba üst alt mı sağ sol mu? Neye bakıyoruz? Acaba üstte tek fonksiyon, altta tek fonksiyon mu var? Önce üst alt için bakarken. Bakın yine burada şu şeyleri ayrı ayrı renklendirirsem şimdi şurası bizim yeşille burayı çizeyim. Bu yeşille çizdiğim nereye ait? x eşittir y kareye ait. Diğer y eşittir 2 eksi x'in parçasını da şöyle siyahla üstünden geçeyim. Şimdi bakın üst alt demeye kalkışsak üstte iki tane ayrı parça var. Bu hangisinin parçası? bizim y eşittir 2 eksi x'in parçası. Yeşil olan kısım da bizim x eşittir y karenin parçası. O zaman üstte 2 ayrı fonksiyona ait parça var. Yani bu üst alt o zaman olmaz. Çünkü üst alt diyecekseniz üstte tek fonksiyon altta tek fonksiyon olmalıydı. Tamam altta tek fonksiyon var. Bakın altta tek fonksiyon var. Y eşittir 0 fonksiyonu ama üstte bir yeşil tarafla çizdiğim x eşittir y karenin parçası bir de siyahla çizdiğim y eşittir 2 eksi x'in parçası var. O zaman bu üst alt olmuyor. Sağ sol oluyor mu? Bakın evet sağda sadece siyah parça var. Solda sadece yeşil parça var. Yani öyle diyelim sağda sadece y eşittir 2 eksi x var solda sadece x eşittir y kare var. Yani demek ki bu sağ sola uyan bir form. Biz de buna göre yapacağız tabii ki integralimizi. O zaman ilk olarak ne yapmak lazım? Bir kere şu kesişim noktası buranın koordinatını bulmamız lazım. Yani o da ne olacak? Y eşittir 2 eksi x ile x eşittir y karenin kesişimi. Ne yaparız? Birbirlerine eşitleriz. Biz şimdi hangi koordinatı istiyoruz? X'i mi, y'i mi? Tabii ki aslında biz y'yi istiyoruz. Çünkü bu sefer y bizim sayılar arasında. X ise bakın x için soldan bir duvar, sağdan bir duvar olduğu için x bu iki tane eğri diyeyim artık. Hani bir tanesi doğru ama sonuçta genel at eğri bunların. İki eğri duvar var sağda ve solda. O zaman ben y'sini bulacağıma göre şunu getireyim komple buradaki x'in yerine koyayım. O zaman ne olur? Buradan da eksi y kare eksi y artı 2 eşittir 0. Burada şimdi eğer diskriminanta bakarsak eksi 1'in karesi eksi 4 çarpı eksi 1 çarpı 2. Yani sonuç 9 olur. O zaman y1 bizim ne olacak? 1 artı 3 bölü eksi 2 ve y2 de 1 eksi 3 bölü eksi 2 olacak. Yani bir tanesi eksi 2, diğeri artı 1. Biz bu eksili olan kısımla ilgilenmiyoruz. Çünkü o eksi 2 şurasıdır. Ama bu bizi ilgilendirmiyor. Bizim alan çünkü yukarıda. O zaman bizimki şöyle artı 1. Demek ki y dışarıya koyuyoruz ya, çünkü sayı olduğu için sıfırdan 1'e burada. İç kısma da ne koyuyorum? Aşağıya soldaki, yukarıya sağdaki. O zaman soldaki yerine buraya bir de ne yazacağız? Neydi bu? x artı y idi. Ve e, burası o zaman bizim sıfırla ile 1 arasındaki y'li kısım olduğuna göre o zaman bu dx dy olacak. Yani sadece buraya koyacağız. Şimdi ikinci integralle sınırlarımızı sıfırdan biri. Sol dediğimizde ama buraya dikkat edin. Burası x'e ait sınırlar olduğu için işte x eşittir şuradan x eşittir şuraya diye yazmam lazım. Şimdi sol tarafta bizim yeşillene var? X eşittir y kare var. Tamam güzel bu hazır. Ama sağ taraf y eşittir 2 eksi x diye yazmış. Bunu nasıl yazacağız? X eşittirli formda yazacağız. O zaman oradan da x'i çekersem ben y eşittir 2 eksi x'ten x'i çekersem 2 eksi y olacak bunun da üstü. Burası da x artı y dx dy. İşte zor kısım bitti. Şimdi başka bir zor kısım başlıyor aslında. İşlem hatası yapmama meselesi. Hemen devam edelim burada. Sıfırdan biri dışta. İç tarafta iki parçaya ayırarak aynı zamanda integralleri de çıkarayım. Hadi x kare bölü 2 y kareden 2 eksi y'ye artı y x y kareden 2 eksi y'ye dışarıda da D'yi. Şimdi o da ne? Sıfırdan 1'e dışarıda parantezin içerisinde 1 bölü 2 2 eksi y'nin karesi eksi y karenin karesi. Ama bir parantez daha. Bu da 1 bölü 2 etkileyecek bunu. Artı y parantez içerisinde 2 eksi y eksi y kare ve komple bir parantez daha. Bu da ne olacak? Dışarıda dy. Şimdi burada neler oluyor? Bir bakalım. Şunun içerisi 4 eksi 4y artı y kare eksi y üzeri 4. Burada sadeleşen hiçbir şey yok. Buraya bakalım. Burası da 2 eksi y eksi y kare. Burada da sadeleşen bir şey yok. Ama bu y ile bu da 1 bölü 2 ile çarpılacak. O zaman bunu yazarsak şimdi buraya 0'dan 1'e. 1 bölü 2 ile çarparsam 2 eksi 2 y artı y kare bölü 2 eksi y üzeri 4 bölü 2. Artı diğer tarafı da y ile çarparsam 2 y eksi y kare eksi y küp. Burada sadeleşenler var. Şuraya d'ye diyelim. 2y eksi 2y gitti. Başka ne oldu? Şuradaki bu y kare bölü 2 ile eksi y kare bölü 2'den ne çıktı bize? Eksi y kare bölü 2'ye düştü bu. O zaman oradan ne kaldı? Sıfırdan 1'e 2 eksi y kare bölü 2 eksi y üzeri 4 bölü 2 eksi y küp dy kaldı. Şimdi o da eşittir. Artık çıkartabiliriz integral dışına. 2y sıfırdan 1'e eksi 1 bölü 2 y küp bölü 3 sıfırdan 1'e eksi 1 bölü 2 y üzeri 5 bölü 5 sıfırdan 1'e eksi y üzeri 4 bölü 4 sıfırdan 1'e eşittir. Şimdi burası ne oldu? 2, 1 eksi 0, eksi 1 bölü 6, 1'in kübü, eksi 0'ın kübü, eksi 1 bölü 10, 1 üzeri 5, eksi 0 üzeri 5 ve eksi 1 bölü 4, 1 üzeri 4, eksi 0 üzeri 4. Bunlardan şimdi bize kalan 2x1, 2 çarpı 1, 2. Eksi 1 bölü 6 çarpı 1, 1 bölü 6 eksi 1 bölü 10 üçüncüsü ve eksi 1 bölü 4 bu da dördüncüsü o da eşittir 89 bölü 60. Şimdi şu şekillerle biraz alıştırma yapalım. Acaba sağ sol üst alt mı bunlar? Bu arada size şunu da söyleyeyim hemen. Üst alt bizim için x bölgedir. Sağ sol bu da y bölgedir. Bunu hemen söyleyeyim. Kitaplarda böyle şeyler görürsünüz. Şimdi şuna bakalım. Acaba üst alt mı sağ sol mu? Şimdi bunları yine ben renklendireyim sizin için. Bakın 4 eksi x kare şurası şöyle yeşil yapayım burayı. Bu renklendirme işi bizim sağ sol mu alt üst mü daha iyi anlatacak. Yani farklı fonksiyonları farklı renkle üstünden geçiyorum. Bakın böyle geçtiğim anda sağ tarafa koyamazsınız. Gördünüz mü? Çünkü sağda hem yeşil hem siyah var. Solda ise tek bir tane var. O sorun yok ama sağ taraf battığı için olmuyor. Üst alt diyebilir misiniz buna? Şimdi üst alt diyebilmeniz için o zaman üst tarafta da tek bir şey olması lazım sol tarafı da bir işaretleyeyim. Şöyle kırmızıyla da solu alırsam. Şimdi üst alt olur mu? Baktığınızda sizin alanı komple olarak tek bir şekilde yani sıfırdan ikiye kadar bir tek fonksiyon üstten sınırlıyor mu? Evet. Bakın yeşil tek başına kalemin işaretini izleyin. Tek başına sizin bütün sıfırla iki arasını kaplıyor. Aynı şekilde tek başına siyah olan kısım da 0 ile 2 arasını kaplıyor. O zaman bu bizim için üst alt. Yani x bölge. Peki ikinci şekle bakalım. Bu sefer yine bunları renklendirelim. Şöyle bakın x eşittir y ye kare yeşil. x eşittir 6 eksi y'yi de siyah yapayım. Bakın taralı alan neredenleri? nereye? 0'dan 6'ya kadar sıfırdan altıya kadar üstte ne yazık ki tek bir fonksiyon yok. İki tane birden fonksiyon ancak kapatabiliyor alanı. O zaman bu üst alt formu değil. Peki yine düşünürsek bunu böyle. Sağ tarafında bizim yani sıfırla iki arasında sağ tarafından bizim bir tek siyah kapatabiliyor alanı. Sol tarafından da bir tek yeşil kapatabiliyor bunu. O zaman bu sağ sol formu. Yani Y bölge. Neden Y bölge diyoruz? Çünkü değerleri bakın 6 eksi Y ve Y kare olarak sınırlar konacak. Diğerine niye X bölge diyorduk? Çünkü 4 eksi X kare ve X eksi 2 olarak sınırlar konacak. O yüzden. Bu arada bu şeylere dikkat etmemiz lazım. İşte üst alt formu X bölge dediğimiz anda ne yapıyorsunuz siz? İşte X'ler şu ikisinin arasında diye söylüyorsunuz. O zaman y'niz sizin sabit oluyor. Bakın burada y'leri görüyorsunuz değil mi? Yani y olarak değiştiğine göre o zaman sizin burada yazarken ne olacak? İç tarafta y'li form olacak. Yani üstteki 4 eksi x kare alttaki x eksi 2 olacak. Buralarda sizin o zaman ne olması lazım? Bu Y bu olduğuna göre x nereyle neresi arasında değişiyor? 0 ile 2. O zaman 0 ile 2. Yani bu demek ki bu dy dx olacak. Şuna bakarsak bundaysa bakın x eşittir 6 eksi y x eşittir y kare olarak değiştiğine göre o zaman sizin integralin iç kısmındaki form x'li form. Yani sol tarafta y kare var sağ tarafta 6 eksi y var. Bakın bunlar burada x yani x'ler değişiyor burada. O zaman x'ler buradaysa dx içeride, dy dışarıda. y sıfırla 2 arasında o da buradan buraya olacak. Bakalım diğerlerine de. Bakın şurada y eşittir x kare. 3 parçayı da renklendireyim. Ve kırmızıyla da bu duvarı yapayım. Bakın şimdi sol taraftan diye baksam sıfırla 1 arasında ne var? Hem yeşil var hem siyah var. O zaman sağ sol olmaz üst alt ama sıfırla bir arasında bakın üstte sadece yeşil var altta sadece siyah var o zaman bu üst alta uygun. Bakın y'li ifadeler var o zaman ne olacak bizim y içeride olacak yani dy dx olacak. Üstte x kare altta eksi x burada da tabii ki x değerleri sıfırla bir arasında değişiyor o da böyle olacak. Ama şuna bakın bu ilginç. Burada bakın hem y eşittir kök x hem x eşittir y kare. Hem y eşittir 1 bölü 2x hem de x eşittir 2y diye iki formu da vermiş. Çünkü hem sağ hem sol olabilir bu. Bakın şimdi şöyle şurayı yeşil. Burayı da siyah yapayım. O zaman bakın şimdi solda yeşil. Tek bir tane sağda siyah. Tek bir tane. Ama Öbür bakış açısından bakarsanız üstte yeşil, altta siyah. Yine tek bir tane. Yani bu hem X bölge hem Y bölge. Ama burası neydi? Üst altı bu sadece X bölge. Şuna bakalım şimdi. Şöyle yeşil, şöyle siyah. Bakın burada da solda yeşil, Sağda siyah, ya da üstte yeşil, altta şurayı da kırmızı yapayım. Bakın bu enteresan. Çünkü burada şöyle diyebilirsiniz: üst yeşil, alt kırmızı, ya da sağ siyah, sol yeşil. Şimdi bakın üç renk birden girdi işin içerisine. Olsun, sorun yok yine yapabiliriz. Yani hem X bölge hem Y bölge. Niye? Çünkü biz eğer X eşittir Y artı 1, X eşittir 3 diye dersek, yani Y artı 1'den 3'e bunu dersek, o zaman ne yapacağız? X'i buraya koyacağız. DX, DY. Y'si nereden nereye olacak? 0'dan 2'ye. Veya eğer üst alt diyeceksem, Y eşittir X eksi 1 üstte, Y eşittir 0 altta, o zaman da ne olacak? D'ye dx diyeceğim. Yani dx olarak da 1'den 3'e kadar böyle olacak. Yani her ikisini de yine burada söyleyebilirim. O zaman şurada da hani integrali söylememişim. Buradaki integralleri de söyleyeyim. Bunu da eğer üst alt diye yapacaksak y eşittir kök x üstte y eşittir 1 bölü 2 x altta yani o zaman ne oldu? dy dx x de 0 ile 4 arasında. Veya eğer sağ sol yapacaksam sağda x eşittir 2y ve x eşittir y karede altta yani bu dx dy y de bu sefer 0'dan 2. Ve son olarak bu garip şekle baktığımızda aslında sağ sola uymuyor. Üst alta da uymuyor. Neden? Çünkü sağ sol diye koyacağımız şeyler bizim fonksiyon olmayacak. Bakın şimdi şunu da renklendirmeye bir çalışayım. Diyelim ki siz üst alt'a uygun diye düşündünüz. Şöyle çizdiniz. Dediniz ki işte bakın şu yeşil şöyle izleyelim biz bu yeşili bütün bu alan boyunca ta buraya kadar. Ben bunu üst derim şu yeşili. Ve siyahı da alt derim diye düşünebilirsiniz. Ama böyle düşündüğünüz anda şimdi üst alt dediğinize göre işte üstte y eşittir fx olsa altta da y eşittir gx olsa burada bir problem var. Bu y eşittir gx bu sorunsuz. Bu bir fonksiyon. Ama bu yeşil dediğiniz ve y eşittir fx formunda dediğiniz şey bir fonksiyon değil. Dikkatli bakın. Bakın şuradaki bu sol taraftaki bu yeşilin bu kıvrımı yüzünden burada fonksiyon özelliğini kaybediyor bu fonksiyon olmadığı için yukarıya siz böyle y eşittir xli bir fonksiyon koymak zorundasınız onu koyamıyorsunuz o zaman bu x bölge değil y bölge mi acaba deseniz bu sefer y bölge için bir şey çizmeye çalışsanız o da sizin için uygun formda bir fonksiyon olmayacak yani y bölgede değil çünkü sağdaki bu, soldaki bu deyip bir fonksiyon koyamıyorsunuz. Üstteki bu, alttaki bu diye bir fonksiyon koyamıyorsunuz. Dolayısıyla x bölge değil, y bölgede değil. Bunun integralini biz bildiğimiz şekilde böyle yapamayız. Peki şu örneğimize bakalım. Z eşittir x kare artı y kare paraboloidinin altında kalan y eşittir 2x ve y eşittir x kare grafikleriyle sınırlı D bölgesi üzerinde oluşan cismin hacmi ne olur? Burada bilgisayarla çizilmiş olan şekli koydum. Bu şekli ihtiyacımız olduğundan değil de, bakın nasıl bir tuhaf biz bir hacim yaptığımızı görmeniz için. Bakın şurada bir şekil oluşuyor. Bakın şuraya. Burada oluşacak olan hacimle ilgileniyoruz. Katı cisim burada. O zaman biz bu sağ taraftaki şekli bilmeden bu soruyu çözmek istesek ne yaparız? Tabii ki y eşittir 2x ve y eşittir x kareyi çizeriz. Çizelim hemen. y eşittir x kare şöyle bir şey. y eşittir 2x de şöyle biraz daha dik geçen bir doğru. O zaman bunların arasında kalan şekil diyorsak şunları biraz daha uzatmam lazım şöyle. Yani şurası. Yani bizim alanımız bu. Bakın. O zaman bu hem sağ sol hem üst alta uyuyor. Şu da ne? Bu da y eşittir 2x. Ben direkt üst altı tercih edeceğim. Çünkü y'li direkt olarak hazır var elimizde. Bir daha bunları köklüye falan dönüştürmek istemiyorum. O zaman bana ne lazım şimdi? Madem ki y böyle. Üstteki bizim o zaman y eşittir 2x. Alttaki y eşittir x kare. Şöyle renkler, renklendireyim gene. O zaman üstte y eşittir 2x. Altta da y eşittir x kare var. Yani burası x kare artı y kare dy dx. Dışarıda da x'li olan ama şimdi tabi x'li olanın biz ne istiyoruz? Şu kesişim noktasının x koordinatını istiyoruz o zaman. Yani şuna ihtiyacımız var. Yani yine ne yapacağız? y eşittir 2x ve y eşittir x karenin kesişimine bakacağız. 2x eşittir x kare. Buradan x kare e, eksi 2x eşittir 0 ise x parantezini alalım. x eksi 2. Yani buradan direkt 0 olmayacağına göre burası 2 olacak. O zaman burası da 0'dan 2'ye Şimdi artık integrali alabiliriz sıfırdan 2'ye. Burası ne olacak? x kare y, x kareden 2x'e artı y küp bölü 3, x kareden 2x'e. Ve burası dx. O da nedir? Sıfırdan 2'ye. Burada y yerine koyacağız. x kare 2x eksi x kare artı 1 bölü 3 2x'in kübü eksi x karenin kübü. Ve sonuçta dışarıda da dx var. O da eşittir. Sıfırdan 2'ye 2x küp eksi x üzeri 4 artı 1 bölü 3 8x küp eksi 1 bölü 3 x üzeri 6 dx. Burada sadeleşen dersek sadece şu ikisi var. Bu ikisinden ne gelir bize? 8 bölü 3 x küp 2 x küp daha 14 x küp bölü 3. O zaman bu ne olacak şimdi? 0'dan 2'ye 14 x küp bölü 3 dx ve eksi x üzeri 4 dx 0'dan 2'ye ve eksi 1 bölü 3 dışarıda x üzeri 6 dx sıfırdan 2. Ye. O da eşittir. 14 bölü 3 x üzeri 4 bölü 4 sıfırdan 2'ye eksi x üzeri 5 bölü 5 sıfırdan 2'ye eksi 1 bölü 3 x üzeri 7 bölü 7 sıfırdan 2. Ye. Sonuç 7 bölü 6 2 üzeri 4 eksi 0 üzeri 4 eksi 1 bölü 5 2 üzeri 5 eksi 0 üzeri 5 ve eksi 1 bölü 21 2 üzeri 7 eksi 0 üzeri 7. Sonuç 7 bölü 6 çarpı 16 eksi 32 bölü 5 eksi 2 üzeri 7 kaç yapar? 128 bölü 21. O da eşittir. 216 bölü 35. Bu örneğimizdeki integral de şöyle. 0'dan 1'e, x'den 1'e, sin y kare dy dx. Hazır dedik ne güzel bize integral verilmiş hemen çözeriz hemen şöyle yazdık diyelim ki sıfırdan 1'e parantez içerisinde x'ten 1'e sin y kare dy dx. Ama sonra şu sin y kareye bir bakarsak dikkatlice bunun aslında çok da kolay bir integral olmadığını anlıyoruz. O zaman şöyle düşünürüz. Ya nasıl olsa Fubini teoremi var. Madem ki sin y kare dy burada bu integrali almak zor biz de bunu dx dy yaparız. Hemen şöyle yaparız diye düşünebiliriz. x'ten 1'e 0'dan 1'e sin y kare dx dy. Ama böyle düşünürsek bu yanlış olur. Bunlar birbirlerine eşit değiller. Hemen diyeceksiniz ki ama Fubini teoremi var. Burada birbirlerine eşitlik vardı. Yani ardışık integraller vardı. Hemen size tekrar hatırlatayım Fubini Teoremi'ni. Diyordu ki Fubini Teoremi A'dan B'ye C'den D'ye D'ye Dx'i siz C'den D'ye A'dan B'ye Dx D'ye yapabilirsiniz. Tamam güzel ama bakın dikkat edin. Fubini Teoremi'nde bütün sınırlar birer reel sayı. Halbuki bizim burada bakın ne var? Şurada bakın bir tane x var. Bu değişken. Biz Fubini teoreminde böyle değişkenleri istediğimiz gibi değiştirebilecek şekilde bir şey görmedik. Sadece bütün sınırlar reel sayılardı. O yüzden burada Fubini ile hemen bu iş kolayca olmaz. Bakın şimdi bunu yaptığımda neden Fubini teoreminden olmayacağını da anlayacaksınız doğrusunu gördükten sonra. Yapacağımız şey şunun bu sınırlarını öncelikle bir çizmek. Ne diyor bu? dy dx ve sınırlar içteki sınırlar x'ten 1'e. Eğer bu dy'ye göre ise o zaman bunun anlamı nedir? Bu x bölge demektir. Şurada bakın x'ten 1'e, 0'dan 1'e, sin y kare dy dx y değerleri x ile 1 arasında. Bu x bölge çünkü y nedir? Bakın x ve 1 arasında. Yani aslında y eşittir x ve y eşittir 1 arasında. O zaman biz bu y eşittir x'i bir çizelim. Bir de y eşittir 1'i çizelim. Şu ikisinin de kesişimi çok açıktır ki y yerine 1 koyarsak x de 1 çıkar. Burası da 1. O zaman peki y'si e, x'i ne? 0 ile 1 arasında. O da tamam. Yani aslında bizim alan neymiş? Bir görelim. Bizim alan bu alt taraf değil bakın. Y eşittir 1 ile sınırlı dediğine göre o zaman bizim alan şu üst taraf. Şöyle bir yine fonksiyonları da farklı renklerle parçalarını şurada renklendireyim. Y eşittir birinki böyle yeşil. Y eşittir x'inki de böyle siyah olsun. Şimdi normalde bu x bölge ise o zaman bu hangi form? Üst alt formu. Biz bunu dx dy yapmak için ne yapacağız? Y bölge yapacağız. Y bölgeye çevirelim diyorum. Yani sağa sol yapacağız. Şimdi solda ne var? Solda bakın şu an hiç renklendirmedim ama onu da renk, renklendireyim. Solda da şöyle bir kırmızı parça var. Bu nedir? Bu da x eşittir 0 doğrusu. O zaman sağ sol yapacaksam solda ne var? x eşittir 0 doğrusu. Sağda ne var? Sağda da y eşittir x ama biz onu x'li yazacağız ya x eşittir y diye yazacağız. Yani sıfırdan y'ye olacak bu sefer. O zaman bizim integral şu. İçte sıfırdan y'ye dx olacak. sin y kare dx. Dışarıda dy olacak. Dışarısı da yine y'nin sınırları da sıfırla bir arasında olduğuna göre sıfırdan biri olacak. Bakın Fubini teoreminde yukarıda hani acemice değiştiririz dediğimizde benzemiyor. Gördünüz mü? Sıfırdan y'ye sıfırdan 1'e formdu. Şimdi bu integrali acaba kolayca alabilecek miyiz? Eşittir. Sıfırdan 1'e. Burada sin y kare dx olduğu için tümüyle sabit. Sin y kare diye dışarı çıkar. Bir de yanında ne çıkar? x çıkar sıfırdan y'ye dy. O da eşittir sıfırdan 1'e. Şimdi burada yerine koyarsam sin y kare çarpı y eksi sin y kare çarpı 0 dy. Şurası gitti zaten. Buradaki bu y'yi de yanındaki y kare ile karışmasın çünkü bir tanesi çarpı y, diğeri sinüsün içindeki y kare. O yüzden şöyle yazacağım bunu da sıfırdan bire y sin y kare dy. Diye. Artık bu kolaylıkla integre edilebilir. Ne yaparız? U eşittir y kare deriz. Du bölü dy eşittir 2y ve buradan da dy eşittir du bölü 2 ye. Şimdi sınırları ne yapıyoruz? Olduğu gibi buradaki y yerine koyarsak 0'ın karesi alt sınır, 1'in karesi üst sınır. Yani değişmedi sınırlar. Aynı kaldı 0'dan 1'e. y sinüs u du bölü 2'ye Şu y'ler gitti. İşte çok kolay bir integral. 1 bölü 2 eksi kos u 0'dan 1'e o da 1 bölü 2 eksi kos 1 eksi, bir daha eksi artı, cos 0. Yani cos 0'da 1 olduğu için sonuç bundan ibaret. Gördüğünüz gibi integraldeki sınırları eğer x bölge, y bölge durumları varsa, yani genel bölgeler üzerindeyse integral Fubini teoremiyle öyle kolayca hemen değiştiremiyoruz. Tekrar şekle bakarak sınırları ayarlamamız lazım. Bunlar da alıştırmalarımız. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 da ipucu var tabii ki. Sınırları değiştirirdim ben olsam çözmek için. Ve 7 numarada güzel bir soru. Evet bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz.